Merhaba arkadaşlar. Oran orantı konusu 5. test. İlk soruyla başlıyoruz. 15 kız, 25 erkek öğrencinin katıldığı bir sınavda kız öğrencilerin puan ortalaması 32. Şimdi kız öğrencilerin puanlarının toplamına K dersek, bu kız öğrencilerin bütün aldıkları puanların toplamı. Bunu kız öğrenci sayısına bölersek 15 kız öğrenci sayısı. O bunun ortalamasını bulmuş olursa o da 32'ymiş. Yani bu durumda kız öğrencilerin hepsinin aldıkları puan toplamı 32 çarpı 15'tir. Erkek öğrencilerin puanlarının ortalaması 30. Yani erkek öğrencilerin hepsinin aldıkları puanların toplamına E diyelim. Bunu erkek öğrencilerin sayısına yani 25'e böldüğümüzde bunların da erkeklerin puanların ortalaması olan 30'u elde ediyormuşuz. Bu durumda E eşittir 30 çarpı 25 olur. Puanların ortalaması 30 olduğuna göre tüm öğrencilerin puanların ortalaması kaçtır? Bütün öğrencilerin puan ortalamasını bulmak için bütün öğrencilerin aldıkları notların hepsinin toplamı yani K artı E, kızların aldığı notların toplamı artı erkeklerin aldığı notların toplamı bölü bütün öğrenci sayısı. Bu 15 artı 25, 40. Bu durumda 30, bunu 5 parantezine alırsak 10 parantezine alabiliyoruz hatta 5 çarpı 2 parantezinde buradan 3 çarpı 16 artı buradan da 5 çarpı 15 gelecek. 5 çarpı 15 yani bunu 5'e bunu 2'ye bölüyorum. 5 çarpı 2 parantezine alıyorum bölü bu da 10 çarpı 4. Bunlar sadeleşirse şimdi 48 artı 75, 48 bölü 4 artı 75 bölü 4 yani bu 12, bu 76 olsa 70, 75 bölü 4'ü hesaplamamız lazım şimdi. 1 kere 4, 4, 35, 8 kere 4, 32. 32, 3 kaldı. 3 de 4, 0,75 tane var. 3 bölü 4 kaldı yani. 18,75. 12 artı 18,75. 30,75 yapar. O da 5 şıkkıdır. On kız, 15 erkek öğrencinin katıldığı bir sınavda kız öğrencilerin puan ortalaması 85. Kız öğrencilerin aldıkları puanların toplamına K dersek bu toplamı 10'a böldüğümüzde kız öğrenci sayısına böldüğümüzde 85 elde ediyormuşuz. Yani kızların aldıkları puanlar toplamı 850. 85 çarpı 10. Erkek öğrencilerin puan ortalaması ona da E diyelim. Erkek öğrencilerin aldıkları puanların toplamı E. Onu 15'e böldüğümüzde 75. Tüm öğrencilerin puan ortalaması soruyor tekrar bize. Bir önceki soruda olduğu gibi E eşittir 15 çarpı 75. Dolayısıyla şimdi hepsinin puan ortalaması, hepsinin aldıkları notların toplamı 85 çarpı 10 artı 15 çarpı 75 bölü bütün öğrencilerin sayısı 10 artı 15 25. Şimdi 5 parantezini alsak burası 17 artı 85 çarpı 2 oldu. 5 parantezinde artı burası da 3 çarpı 75 çarpı 5 parantezinde 25. 5 ders halleşti, 5 kaldı. Şimdi bir daha 5 parantezini alırsak burası 15 çarpı 3 artı 17 çarpı 2. 5 ders halleşir tekrar. Yani 45 artı 34. O da 79. 79 toplam o da 5 kıdır. Üçüncü soru. 18 kadın ve 24 erkeğin çalıştığı bir iş yerinde kadınların yaş ortalaması 30, erkeklerin yaş ortalaması 37 olduğuna göre tüm çalışanların yaş ortalaması. Kadınların yaşlarının toplamına K. Bunu 18'e böldüğümüzde ortalamayı buluruz. Kadınların yaş ortalaması 30 olduğuna göre demek ki kadınların yaşlarının toplamı 30 çarpı 18. Erkeklerin yaşlarının toplamı da E diyelim. Bunu da erkeklerin sayısına yani 24'e böldüğümüzde 37 buluyormuşuz. Yani E'lerin E'de yani erkeklerin yaşlarının toplamı da 24 çarpı 37.
Tüm çalışanların ortalaması E artı K bölü bütün çalışan sayısı 42. Bu E artı K şimdi 30 çarpı 18 artı 24 çarpı 37 bölü 42. İki parantezini alsak, 2 ile sadeleştirirsek burası 21 oldu. Burası 15. Burası 12 oldu. Şimdi 3 ile sadeleştirirsek 7. Burası 5 oldu. Yani 5 çarpı 18 artı bunu 3 ile sadeleştirdiğimizde 4. 4 çarpı 37 artı 4 çarpı 37 bölü 7 gibi bir şey elde ediyoruz. Bu 5 çarpı 18 50 artı 40 90 artı 4 çarpı 37 120 artı 28 148. 148 bölü 7. Bu da 148 artı 90 200. 238 bölü 7 oldu. 238'i 7'ye bakacağız şimdi. 3 kere 7 21. 28. 4 kere 7 28. Demek ki 34 tam olarak bu. Yani C şık. Bir gruptaki kızların boy ortalaması 145, erkeklerin boy ortalaması 153 olduğuna göre aşağıdakilerin hangisi grubun boy ortalaması olabilir? Şimdi bu gruptaki kızların sayısına x dersek, kızların boylarının toplamı k olsun. K bölü x eşittir 145. E'de erkeklerin boylarının toplamı olsa, Y'de erkeklerin sayısı olsa bu da 153 oluyormuş. Yani K eşittir 145x. K artı E bölü x artı Y. Bütün boy ortalaması. Bütün grubun boy ortalaması. 145x artı 153y. Çünkü bu K bu E bölü x artı Y. Bu şimdi bu sayıya baktığımızda bu sayı 145x'ten daha büyüktür ve 153y'den daha küçüktür. Neden? Çünkü içler dışlar çarpımı yaparsak şu tarafta 145x artı 145y küçük mü acaba? 145x artı 153y'den evet. Çünkü bunlar sadeleşir. 145y tabii ki 153y'den daha küçük demek ki bu ifade bundan daha küçük. Aynı şekilde burada içler dışlar çarpımı yaparsak 145x artı 153y küçük mü? 153y'den artı 153x'den. Burada 153y'ler sadeleşti. 145x tabii ki 153 x'ten daha küçük. Dolayısıyla bu gerçekten bu ifade yani bütün boy ortalaması bunların ikisinin arasında kalması lazım. Bu zaten bu mantık yürüterek de bulabileceğimiz bir şey. Diyelim ki 145 boy ortalamasına sahip bir grup var. O gruba daha uzun boylar gelirse tabii ki boy ortalaması artar. Ve 153 santimetre olan bir gruba daha kısa boylar gelirse boy ortalaması düşer. Yani bu iki ortalama ikisinin arasında kalmak zorunda. İkisinin arasında kalan sadece 145 ile 153 arasında kalan 150 var. Yani bu olabilir dediğine göre D olabilir. Beşinci soruyla devam ediyoruz. 4 kardeşin boy ortalaması 170 santimetre. 4 kardeşe x1, 4 kardeşin boylarına daha doğrusu x2 artı x3 artı x4. Bunların hepsinin toplamını 4'e bölmüşüz ve 170 elde etmişiz. En uzun kardeşin boyu 180 olduğuna göre, en uzun kardeşi x4 diyelim, bu 180 olduğuna göre diğer 3 kardeşin boyları toplamı kaç santimetredir? Burada diğer 3 kardeşin boyları toplamı da x dersek, büyük x. Bu basit bir denkleme dönüştü artık. X artı 180 bölü 4 eşittir 170. Burada x diğer 3 kardeşin boylarının toplamı. Bunu çözersek gördüğümüz gibi buradaki metni matematiğe dökmek bütün olay. Bu ifadeleri denklem şeklinde yazabilirsek soruyu çözmek oldukça basit aslında. X artı 180 eşittir 170 çarpı 4. 170 çarpı 2 340. Bir dahaki ile çarparsak 680. Bunu öbür tarafa atarsak X eşittir 500. Toplamı 505 çıkıyor. Toplamları 166 olan 28 sayma sayısı vardır. Bunların bir kısmının ortalaması x. Bunların bir kısmının ortalaması x. X tanesinin ortalaması y olsun. 7 olsun. X tanesinin toplamına a dersek a bölü x 7'ymiş. Yani a x tanesinin toplamı 7x.
Ötekilerin toplamı 5. Onların toplamı da B desek B bölü Y desek onların sayısında da 5'miş. Yani B eşittir 5'e. Toplamları 166 dediğine göre bu 5 A artı B toplamları olacak. 5Y artı 5X pardon 5Y artı 7X 7X artı 5Y eşittir 166. 28 sayma sayısı dediğine göre X ve Y demiştik onlara. Bir kısmına X, bir kısmına Y dedik. X artı Y de o zaman 28. Buna göre ortalaması 7 olan sayılar kaç tanedir? Yani X kaçtır diye soruyor. Bu böyle iki tane denklem varsa elimizde. Burada Y'lerin katsayılarını eşitleyerek birbirinin tersiyle yani burası 5 olduğu için eksi 5 ile eşitleyerek çözebiliriz rahatlıkla. Şimdi mesela ikinci denklemi eksi 5 ile çarpsak bu ne oldu? Eksi 5x eksi 5y eşittir eksi 5 çarpı 28 eksi 100 eksi 40 daha eksi 140. Şimdi bu şu denklemle şuradaki denklemle şu denklemi toplarsak bunlar sadeleşti. 5y eksi 5y 0. Burası 7y'den 5y çıkıyor. 7x'ten 5x çıkarsa 2x eşittir. 166'dan 140 çıkarsa 26. Demek ki x eşittir 13. Yani E şıkkı. Yedinci soruyla devam ediyoruz. Aritmetik ortalaması 13 olan 6 sayıya hangi sayı eklenirse bu 7 sayının aritmetik ortalaması 15 olur. 6 tane sayı alalım. X1 nokta nokta X6. Toplarsak bunları aritmetik ortalaması 13 dediğine göre bunları 6'ya bölmüşüz. 6 tane sayı var sonuçta. 13 oluyormuş. Yani x1'den x6'ya kadar olan toplam 60 artı 18 78. Buna hangi sayıyı eklersek 78 bu toplamda. Bir de 7. sayı ekleyeceğiz. Buna ona da x diyelim. Şimdi toplam 7 sayı oldu. Bunu 7'ye böleceğiz. Bu 7 sayının aritmetik ortalaması 15 olacakmış. 70 artı 35 105 78 artı x demek ki 105 o da 27'dir x eşittir 27 olur yani E şıkkı. Sekizinci soruyla devam ediyoruz. 20 tane doğal sayının aritmetik ortalaması 104'tür. 20 tane sayı alalım x1 nokta nokta x20 tabii x1'den x20'ye kadar hepsini yazmamın gerek yok. Bunların hepsinin toplamını 20'ye bölünce 104 elde ediyormuşuz. Yani bu toplam x1'den x20'ye kadar olan toplam 104 çarpı 20. Bunlara 5 sayı daha eklenince yani 25 sayı olunca toplam x1'den x20'ye kadar zaten var. Bir de x21'den x25'e kadar olan 5 sayı daha eklersek ortalama 120 oluyor. Şimdi bunun ortalaması 25 sayı olduğu için 25'e bölmem lazım. 120. Bu 5 sayının aritmetik ortalaması kaçtır? Yani bu 5 sayı bölü 5 kaçtır? Bu 5 sayının toplamı bölü 5 kaçtır? Bunun ne olduğunu biliyorum. Şu kısım. Orası 104 çarpı 20. 104 çarpı 20. Artı bunu da x diyeyim. Daha kısa olması için. Bölü 25. Eşittir 120 oluyor. 5 ile sadeleştirebilsek yani burada çarpma yapmam gerekiyor galiba. X eşittir 120 çarpı 25 eksi bunu öbür tarafa atarsam 104 çarpı 20. Şimdi 20 parantezini alsam burada 6 6 çarpı 25 150 150 eksi 104 oldu. Bu da 46. 46 evet 20 çarpı 46 bunların hepsinin toplamı x demek ki 20 çarpı 46 oluyor. X bölü 5'i bulmam lazım benim yalnız. Bunu sadeleştirirsek 4. 4 kere 40 160. 160 artı 4 kere 6 24. 24 184. Demek ki bunların ortalaması o da C şıkkı. Dokuzuncu soruyla devam ediyoruz. A sayısı B sayısının iki katı. Yani A eşittir 2B. B sayısı da C sayısının 4 katı. B eşittir 4C. C bölü A kaçtır? C bölü A. C yerine biz
B bölü 4 yazabiliriz. Çünkü B her iki tarafı 1 bölü 4 ile çarparsak burada B bölü 4. A yerine de 2B yazabiliriz. Yani B bölü 4 çarpı 1 bölü 2B. B'ler sadeleşir. 1 bölü 8 kalır. 1 bölü 4 çarpı 1 bölü 2, 1 bölü 8. C bölü A demek. Demek ki 1 bölü 8 A şıkkı. 10. soru. A, B, C birer doğal sayı. 2A eşittir 3B. A artı C 2B olduğuna göre bu işlemin sonucu kaçtır? Bunu 2A eşittir 3B yerine mesela burada her iki tarafı 1 bölü B ve 1 bölü 2 ile çarpsak yani B'yi A'nın altına 2'yi de 3'ün altına alsak A bölü B eşittir 3 bölü 2 olur. Bunlar doğal sayı olduğu için şimdi A demek ki 3 ile doğru orantılı, B de 2 ile doğru orantılı. Eğer A'ya ben 3K dersem bu oranın korunması için B'ye 2K demem lazım. B 2'nin bir katı, A 3'ün bir katı olmak zorunda. Şimdi burada orada şu A ve B'yi alıp bu denklemde yerine yazarsak A eşittir 3K artı C eşittir 2B, 2 çarpı 2B, 2K, 4K. Demek ki C eşittir K oldu. Şimdi A artı B artı C, 3K artı 2K artı K, 5, 6K bölü C, K. Bunlar sadeleşirse 6 yani E şıkkı. On birinci soruyla devam ediyoruz. ABC birer pozitif sayı. 2A eşittir 3B. A artı C 5B olduğuna göre bu işlemin değeri kaçtır? Bir önceki soruya oldukça benziyor. Biz bunu A bölü B eşittir 3 bölü 2 olarak yazalım. A 3'ün bir katı. A eşittir. Bunlar pozitif birer sayı diyor ama tam sayı olmak zorunda değil ama yine A 3'ün 1 3x gibi bir şey yazarız ama burada x bu sefer tam sayı değil tabi reel sayı olarak almamız lazım. Burada tam sayı vermemiş çünkü. Bir önceki soruda doğal sayıydı bu. O zaman B bu oranın korunması için 2x olması gerekiyor. Dolayısıyla şimdi bunu A ve C, A ve B'yi burada yerine koyarsak A 3x artı C eşittir 5 çarpı 2x 10x. Demek ki C eşittir 7x gibi bir şey olması lazım. A artı B artı C 3 artı 2 artı 7 5 artı 7 12 12x bölü C 7x. X'ler sadeleşirse 12 bölü 7 kalır. O da A şıkkıdır. Soru. A, B, C gerçel sayılar olmak üzere. Bu eşitlikler verildiğine göre bu ifadenin değeri kaçtır? Yine benzer bir soru. Bu sefer A bölü B eşittir. 4 burada. A 3 ölümünün altına atıyoruz. 4 bölü 3. Yani bu A 4 ile doğru orantılı. Bu da 3 ile doğru orantılı. Yani bunu 4x dersem bunu 3x demem lazım. A eşittir 4x ise B eşittir 3x diyebiliriz. O zaman B artı C. B eşittir 3x artı C eşittir 5 çarpı A 20x oldu. C o zaman ne oldu? 17x. Şimdi A artı B artı C. A nedir? 4x, 7x, A artı B 7x, eksi 17x bölü A, o da 4x. 7'den 17 çıkarsa eksi 10x bölü 4x. Bunlar sadeleşir. 2 ile sadeleşirsek eksi 5 bölü 2 yani A şıkkı. On üçüncü soruyla devam ediyoruz. 3x eşittir 5y olduğuna göre ve bu iş eşitlik verildiğine göre x kaçtır diye soruyor. Bunu hemen x bölü y eşittir 5 bölü 3 olarak yazarsak demek ki x 5 ile doğru orantılı, y de 3 ile doğru orantılı. O zaman x'e 5 a dersem y'ye de 3a demem lazım. Şimdi 1 bölü x 1 bölü 5a artı y de 1 bölü 3a. Bu 1 bölü 15 oluyormuş. A'nın ne olduğunu bulursak şimdi onu 5 ile çarpacağız ve x'i bulacağız. Bunu payda eşitleyelim. Bunu 5 ile genişletelim. Bunu 3 ile genişletelim pardon. Bunu 5 ile genişletelim. Genişletirsek şöyle bir şey elde ederiz. 3 bölü 15a artı 5 bölü 3 kere 5 15a eşittir. 8 bölü 15a. Bu 1 bölü 15 oluyormuş. 15'ler sadeleşirse.
8 bölü A1 ise o zaman A eşittir 8. A eşittir 8 ise X eşittir 5A olduğu için 5 çarpı 8 eşittir 40. O da eşittir. On dördüncü soru. ABC tek basamaklı birer pozitif tam sayı olmak üzere. Bunu 3'ü öbür tarafa geçirirsek A eşittir 3B oldu. Olduğuna göre C sayısının alabileceği en büyük değer. Ya da 3'ü öbür tarafa geçirmeyelim. B'yi daha doğrusu hem de B'yi bunun altına alalım. A bölü B 3 bölü 1 olsun. Şimdi A 3 ile B 1 ile doğru orantılı burada. Burada B bölü C ne? B bölü C o da 1 bölü 2. Burada da B 1 ile orantılı. Burada 2 ile. Burada böyle iki tane oran varsa elimizde. İkisine ortak olan B. B'nin aynı şeyle oran doğru orantılı olursa o zaman tutarlı bir sistem elde edebiliriz. Bu şimdi A'ya 3x dersek B 1x. Burada B 1x oldu. Burada da B 1x ise C2x olduğu için bu sefer C2x diyebiliyoruz. Dolayısıyla B x C2 katı A 3 katı böyle bir şey elde ettik. Ama ABC'nin tek basamaklı olduğunu biliyoruz. Bunların hepsi tek basamaklı olmalı. Şimdi x mesela 4 olsa, x 1 olsa daha doğrusu 1 ile başlayalım. 1, 2, 3 oldu. X 2 olsa 2, 4, 6 oldu. X 3 olsa 3, 6, 9 oldu. X 4 olsa 4, 8, 12 olmadı. Çünkü A tek basamaklı olması lazım. X 4 olamıyor. Ve bunlar pozitif tam sayı olduklarına göre bu alabilecekleri en büyük değerler bunlar. Demek ki C'nin alabileceği en büyük değerler. Değer 2, 4, 6'dan 6'dır. O da C şıkkı. On beşinci soru. AB pozitif tam sayılar. Burada A bölü B olarak yazalım bunu. Bu 3'ü bu tarafa attık. 5'i buraya attık. 5 bölü 12. A 5 ile doğru orantılı. B 12 ile doğru orantılıysa. A'ya 5x. B'ye 12x diyebiliriz. Bu yalnız böyle bir oran varsa örneğin burada x demeyip direkt A'ya sayı da verebiliriz. Çünkü bu şıklara baktığımızda sabit sayılar görüyoruz. Demek ki bu oran sabit bir sayı olmalı. Yani A'ya 5 ile orantılı, B'ye 12 orantılı ne verirsek bu ifadenin aynı kalması lazım. A'ya 5, B'ye 12 verelim. 20 eksi 12 bölü B 12 eksi 8. Ne oldu bu? 8 bölü 4 mü oldu? Yok yanlış yaptım. A 5 ise 20. 20'den 12 çıkarsa 8. B 12. Ha 2A. Bu 2 çarpı 5 10. 18 değil. 8 bölü 2 o da 4. Eşittir. On altıncı ve son soru. ABC maddeleri A eşittir 2B. 2B eşittir 3C oranlarında olacak biçimde kullanılarak bir ilaç hazırlıyor. Buna göre 110 gramlık ilaç hazırlamak için kaç gram B maddesi kullanılmalıdır? Burada A bölü B. B'yi öbür tarafa atarsak 2 bölü 1. B bölü C de 3 bölü 2. Şimdi burada B'nin karşısında 1 var. Bunun da 3 var. Bunu 1 olacak şekilde 3 ile aynı olacak şekilde 3 ile genişletirsek bu 3 bölü 6. 3 de 6 oluyor. Şimdi A'ya biz 6x dediğimizde B'ye 3x diyoruz. 3 çünkü bu 6 ile doğru orantılı olduğunda bu 3 ile doğru orantılı. Şimdi burada da B'ye 3 dersek C'ye 2x dememiz lazım. B zaten burada 3x'ti. Demek ki C de aynı şekilde 3x, 2x diyebiliyoruz. Şimdi toplarsak 9 artı 2x 11x. 11x eğer 110 ise x eşittir 10'dur. X eşittir 11'dir, 10 değildir. Kaç gram B maddesi kullanılıyor? B 3 tane 3x kullanacağımız için B 11 değil 10. 11'i sadeleştirirsek 10 oluyor evet. 3 ile çarparsak 30 o da A şık.